Kan akıtma yoluyla ibadetin Kur'an'daki yeri. Kurban adayarak, kan akıtarak Tanrı'yı hoşnut kılmak, ona yaklaşmak, eski çağlardan beri süregelen bir ibadet şeklidir ki, bugün artık, çağdaş uygarlığa ters düşen bir gelenek olarak görülür. Böyle olduğu içindir ki, aydın din adamı rolünü üstlenmiş görünen bazı mollalarımız, her konuda olduğu gibi, kurban geleneği konusunda da, İslam şeriatını şirin gösterme yolunu ararlar ve bu amaçla bir takım naf cambazlıklarına başvururlar. Kurban kesimine karşı değillerdir ama kurbanın ibadet amacına yönelik olmadığını anlatmak için her türlü kurnazlığa hazırdırlar. Bu nedenle koyunları boğazlayarak, yani kan akıtarak, kurban sunmanın Allah'ı kan ve et ile ilişkili kılmak olduğunu, oysa böyle bir geleneğin Kur'an'a ters düştüğünü öne sürerler. Daha başka bir deyimle, bu tür bir ibadetin, uygar toplumlar tarafından artık, ilkel bir gelenek olarak görüldüğünü anladıkları içindir ki, Kur'an'daki verilere göre, kurban kesmenin ibadet değil, sosyal bir yardım türü olduğunu söylerler. Güya Kur'an, kurban kesimini kan akıtılsın diye değil, sadece yoksula yardım sağlansın diye öngörmüştür. Güya kurban ameliyesinde ibadet olan konu, sadece yoksula yardımdır. Ve işte bu noktadan hareketle bizim mollalarımız, eğer yoksulun korunması, ona et vermek yerine başka bir şey vermekle daha iyi sağlanacaksa, o şeyi kurbana tercih etmek gerekir, derler. Oysa mollalarımızın bütün bu söyledikleri gerçek dışı olup, sırf şeriatı, insani kılıkta gösterme gayret geçtiğine dayalı şeylerdir. Çünkü Kur'an, kurban kesimi ameliyesini, Tanrı'yı yüceltmeye yönelik bir ibadet olarak gören ayetlerle doludur. Ne Kur'an'da, ne de Kur'an olmayarak konmuş kurallarda, kurban kesiminin, sadece yoksulları doyurmak ve korumak amacıyla gerekli görüldüğüne dair bir şey yoktur. Ya da yoksula para veya mal şeklindeki yardımın, Tanrı'ya kurban sunmaktan daha hayırlı bir iş sayılabileceğine dair hüküm yoktur. Kuşkusuz ki, yoksulu yedirmek ve içirmek, yoksula yardım etmek hayırlı bir iştir ama Kur'an, bu tür bir yardım şeklini, ne kurban kesiminden daha hayırlı bir iş olarak görmüştür, ne de kan akıtarak ibadeti önlemek için. Nitekim din bilgini sayılan yorumculara göre, kurban kesmek, zekat ve sadaka, fıtır vermekten daha fazla bir fedakarlık ifade eden bir ibadettir. Bütün bunlar bir yana, Kur'an'da, kurbandaki amacın, her ne şekilde olursa olsun, kan akıtmayı önlemek olduğuna dair bir işaret de yoktur. Çünkü bir kere kurban, eski çağlardan beri, Tanrı'yı hoşnut kılmak ve yüceltmek amacıyla uygulanmış olan bir gelenektir ki, genellikle kan akıtılmasını koşul bilir ve Kur'an bu geleneği bu amaçla benimsemiştir. O kadar ki, Muhammed'in söylemesine göre, bu cemaatin, yani Müslüman cemaatinin mümeyyiz vasfı, kurbanın kendi öz kanı olmasıdır. Kurban olarak, din şehitlerinin kanını sunmasıdır. Diğer yandan Kur'an'da, biraz ileride göreceğimiz gibi, kan akıtma şeklindeki kurban kesimi ameliyesinin, başlı başına ibadet niteliği taşıdığını belirleyen birçok ayet vardır. Fakat bunları incelemeden önce, kurban anlayışının dayanağı olan kaynağının Kur'an'daki yerini inceleyelim. Kurban geleneğinin Kur'an'a alınışında rol oynayan dinsel etkenler. Kurban geleneğinin Kur'an'da alınışında rol oynayan dinsel olayların incelemesi, bize şunu gösterecektir ki, Kur'an'a göre, kurban kesimindeki amaç, esas itibariyle yoksula yardım değil, Tanrı'ya bağlılığın, kan akıtma yoluyla saptanmasıdır. Adem'in oğullarının acıklı hikayesi, bunun böyle olduğunun ilk kanıtlarındandır. Adem'in oğullarının hikayesi.
Gerçekten de Kur'an'da, Maide suresinde, Adem'in iki oğlunun kıssası anlatılmıştır ki, Tanrı'nın, kurban kesiminden başka bir şekilde kendisine sunulan kurbandan pek hoşnut olmadığını, kurban ameliyesini, yoksullara yardım şeklinde anlamadığını ortaya koyar. Gerçekten de ayette şöyle yazılıdır. Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını doğru olarak anlat. İkisi birer kurban sunmuşlar, birinin kabul edilmiş, diğerininki edilmemişti. Kabul edilmeyen kurban sahibi. Andolsun seni öldüreceğim. Deyince kardeşi. Allah ancak sakınanların takdimesini kabul eder, demişti. Maide Suresi, Ayet 27. Ayette açıklık yok, fakat anlatılmak istenen şey, Adem'in oğullarından birinin koyun keserek, diğerinin de toprak ürünlerinden, vererek Tanrı'ya kurban sundukları, Tanrı'nın koyun şeklindeki kurbanı kabul edip, diğerini reddettidir. Kur'an'daki bu hikayeyi, Muhammed Tevrat'tan almıştır. Tevrat'ın Tekvin kitabında anlatılan şekliyle hikaye kısaca şöyledir. Adem'in iki oğlu olmuştur ki, adları Habil ve Kabil'dir. Bu iki kardeşten biri olan Habil, koyun sürüsü güden bir çobandır. Diğer kardeş Kabil ise çiftçidir. Beraberce yaşayıp giderlerken, bir gün Habil, gütmekte olduğu sürünün ilk doğanlarından bir koyunu kesip Tanrı'ya kurban olarak sunar. Çiftçilikle uğraşan Kabil ise, Tanrı'ya kurban olarak toprak ürünlerinden buğday sunar. Tanrı, Habil'in sunmuş olduğu kesilmiş koyunu kurban olarak kabul eder, fakat Kabil'inkini kabul etmez. Bunun üzerine Kabil, kıskançlığa kapılıp, kardeşi Habil'i bir vuruşta öldürür. Tevrat, Tekvin, Bab 4, 1-9. Aslı Tevrat'ta bulunan bu hikayenin, hadislerde ve Kur'an yorumlarında anlatılan şekli aşağı yukarı böyle. Dikkat edileceği gibi, Tanrı'yı hoşnut kılan şey, toprak ürünü olan, buğday şeklindeki kurban değil, kan akıtılarak sunulmuş olan, koyun şeklindeki kurbandır. Belli ki, Tanrı kendi adına kan akıtılmasından hoşlanmıştır. Ve bu işi yoksullara yardım olsun düşüncesiyle değil, Habil'in takdimesinden hoşlandığı için yapmıştır. Habil'in takdimesi ise, biraz önce gördüğümüz gibi, kanı akıtılan koyundur. Eğer Tanrı kan akıtılmasından hoşlanmamış olsa, kurbandan amacın yoksula yardım olduğunu düşünmüş olsa, bunu açıkça bildirirdi. Oysa böyle yapmamıştır. Belli ki, insanların kendisine olan bağlılıklarını, Tanrı adına kan akıtılmasına göre değerlendirmek istemiştir. Bundan dolayıdır ki, din adına cihata çıkılmasını, kafirlere karşı savaşılmasını, kılıçla vuruşulmasını, yani kendi adına kan akıtılmasını, kutsal bir şey olarak görmüştür. Yine bundan dolayıdır ki, bu savaşlarda ölenleri, şehit olarak en büyük mükafatlara layık bilmiştir. İbrahim peygamber ile oğlu İshak'ın hikayesi. Kurban geleneğinin kan akıtma yoluyla ibadet demek olduğunun kanıtı, sadece Adem'in iki oğluyla ilgili yukarıdaki hikaye değildir. Tevrat'tan aktarma olarak, Kur'an'da yer alan bir başka hikaye vardır ki, İbrahim peygamberin, ibadet yoluyla Tanrı'ya bağlılığını ispat amacıyla, kendi öz oğlu İshak'ı kurban etmek istemesiyle ilgilidir. Güya Tanrı, İbrahim'in imanını denemek için, ondan büyük bir fedakarlığı göze alıp, oğlunu kurban etmesini istemiş ve onun bunu yapmaya hazır olduğunu görünce, iman sahibi olduğunu anlamış, bunun üzerine ona bir koyun gönderip, İshak yerine koyunu kesmesini emretmiştir. İbrahim de öyle yapmıştır.
Yani kendi oğlunu boğazlayacak yerde koyunu boğazlayarak Tanrı'ya karşı ibadetini tamamlamıştır. Koyunu boğazlaması ve kan akıtması, Tanrı'ya ibadet için kendi öz oğlunu feda etmeye hazır olduğunun sembolik bir ifadesidir. Söylemeye gerek yoktur ki, bu olayda sosyal bir yardım amacı diye bir şey yoktur. Sırf Tanrı'ya bağlılığın kan akıtımı yoluyla kanıtlanması vardır. Tevrat'taki bu hikayeyi, Muhammed, ufak bir iki değişiklikle Kur'an'a yerleştirmiştir. Yaptığı değişiklik, özellikle hikayede geçen İshak adı yerine İsmail adını koymak olmuştur. Bilindiği gibi İsmail, İbrahim'in diğer bir oğludur. Cariyesi Hacer'den olmuştur. İshak ise, İbrahim'in kendi eşi olan Sara'dan doğma oğludur. Muhammed, kendi kavmi olan Arapları, İbrahim'in ve İsmail'in soyundan bildiği içindir ki, böyle bir değişiklik yapmayı uygun bulmuştur. Fakat hemen ekleyelim ki, Kur'an'a koyduğu ayetlerin içeriğini anlayabilmek için, İbrahim ile oğlunun Tevrat'ta anlatılan hikayesine göz atmak gerekir. Tevrat'ın Tekvin kitabında hikayenin özeti şöyledir. Tanrı İbrahim'i denemek ister ve ona şöyle der. Ey İbrahim, şimdi oğlunu, sevdiğim biricik oğlunu, İshak'ı al ve Moria diyarına git. Ve orada sana söyleyeceğim dağların eteklerinde, onu yakılan kurban olarak takdim et. Tevrat, Tekvin, Bab 22, 1-3. Bu emir üzerine İbrahim, uşaklarından ikisini ve oğlu İshak'ı alır, eşeğine palan vurup, Allah'ın söylemiş olduğu yere gitmek üzere yola koyulur. 3 günlük bir gidişten sonra İbrahim, gözlerini kaldırıp, Tanrı'nın belli ettiği yeri uzaktan görür. Uşaklarına, siz burada eşek ile beraber kalın, ben çocukla beraber oraya gideceğim, secde edip yanınıza döneriz, der. Ve sonra bir miktar odunu İshak'ın sırtına yükler. Eline bir bıçak alarak, o belli edilen yere doğru yollanır. Yolda İshak babasına sorar. Ey baba! İşte ateş ve odun. Fakat yakılan kurban için kuzu nerede? İbrahim, oğlum, yakılan kurban için kuzuyu, Allah kendisi tedarik eder, der. Nihayet, Tanrı'nın belli etmiş olduğu yere varırlar. Orada İbrahim, bir mezbah yapıp, odunları dizer ve İshak'ı bağlayarak odunların üzerine yatırır. Sonra eline bıçağı alır ve tam oğlunun boynunu kesmek üzereyken, Tanrı'nın meleği göklerden seslenir. Elini çocuğa uzatma ve ona bir şey yapma, çünkü şimdi bildim ki, sen Allah'tan korkuyorsun ve kendi biricik oğlunu benden esirgemedin. Tevrat, Tekvin, Bab 22, 4-12. Bu seslenme üzerine İbrahim gözlerini kaldırıp baktığında görür ki, çalılıklar içinde bir koyun, koç, boynuzlarından tutulmuş, durmaktadır. Hemen gidip oradan koyunu alır ve oğlunun yerine koyunu, yakılan kurban olarak takdim eder. Tevrat, Tekvin, Bab 22, 13. Az geçmeden, Tanrı'nın meleği ikinci kez göklerden İbrahim'e seslenir ve şöyle der. Madem ki her şeyi yaptın ve biricik oğlunu esirgemedin, seni ziyadesiyle mübarek kılacağım ve senin zürriyetini deniz kenarındaki kum gibi çoğaltacağım. Senin zürriyetin, düşmanlarının kapısında hakim olacaktır, çünkü sözümü dinledin. Tevrat, Tekvin, Bab 22. Şimdi bu hikayenin Kur'an'da yer alan şeklini görelim. Tevrat'ta anlatılan hikayeyi Muhammed, Saffat suresine şu şekilde sokmuştur. İbrahim, kendi kavmini putlara tapınaktan alıkoyamayınca. Doğrusu ben, Rabbim uğrunda sizi bırakıp gidiyorum. O beni doğru yola eriştirir, der.
Saffat Suresi, Ayet 99. Sonra Tanrı'ya yalvarıda bulunarak, kendisine irilerden bir çocuk vermesini ister. Saffat Suresi, Ayet 100. Ve Tanrı da ona, yumuşak huylu bir oğlan verir. Saffat Suresi, Ayet 101. Fakat İbrahim, Tanrı'ya olan bağlılığını kanıtlamak için, oğlunu, İsmail'i ona kurban etmek ister. Ve bir gün çocuğunu alıp yola çıkar. Yolda giderlerken oğluna şöyle der. Ey oğulcuğum! Doğrusu, ben uykudayken seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin? Yani anlatmak ister ki, Tanrı kendisini denemek istemiş ve oğlunu kurban etmesini emretmiştir. Bu beklenmedik soruya, oğlu İsmail şöyle cevap verir. Ey babacığım, ne ile emrolundunsa yap. Allah dilerse, sabredenlerden olduğumu göreceksin. Saffat Suresi, Ayet 102. Bunun üzerine İbrahim, boğazlamak için oğlunu alnı üzerine yatırır. Fakat tam bu sırada Tanrı seslenerek, İbrahim'i denemek için, böyle yapmasını emrettiğini, iyi davrananları ödüllendirdiğini bildirir ve fidye olarak kendisine büyük bir kurbanlık verir. Kur'an'da şöyle yazılıdır. Böylece ikisi de Allah'a teslimiyet gösterip, babası oğlunu alnı üzerine yatırınca, biz, ey İbrahim! Rüyayı gerçek yaptın, işte biz, iyi davrananları böylece mükafatlandırırız, diye seslendik. Doğrusu bu apaçık bir denemeydi. Ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Saffat Suresi, Ayet 103-197. Görüldüğü gibi bu ayetlere göre Tanrı, İbrahim'in teslimiyetini denemek istiyor ve bu amaçla ona oğlunu kurban etmesini emrediyor. İbrahim'in bunu yapmaya hazır olduğunu görünce, onun tam bir iman sahibi olduğunu anlıyor ve oğlunun yerine kesilmek için ona fidye olarak bir koyun gönderiyor. İbrahim de kendi öz çocuğunu boğazlayacak yerde koyunun boğazını kesiyor. Dikkat edileceği gibi, burada söz konusu olan kurban kesiminin yoksullara yardım gibi sosyal bir amaçla ilgisi yok. Tanrı fidye olarak İbrahim'e koyun verirken, kesilecek olan bu koyunun etiyle yoksulları doyursun diye vermiş değildir. Sadece oğlunu kesecek yerde bir hayvanı kessin diye vermiştir. Eğer kan akıtılmasını istemiyor ve bundan hoşlanmıyor idiyse, neden İbrahim'e kesip kan akıtması için koyun verir? Fidye denen şeyin başka şekli yok mudur? Evet, neden dolayı Tanrı İbrahim'e kurban olarak ille de canlı bir hayvan, bir koyun vermiştir? Esasen İbrahim, kendi oğlunu kesmeye hazır olduğunu ortaya koyarak, zaten Tanrı'ya olan teslimiyetini, iman sahibi olduğunu kanıtlamış değil miydi? Ve Tanrı bundan dolayı, "Ey İbrahim, rüyayı gerçek yaptın." diyerek onun sınavdan başarıyla çıkmış olduğunu bildirmiş değil miydi? Bu durumda fidyenin anlamı ne? Yani neden dolayı Tanrı İbrahim'e fidye olarak koyun verir ve ille de kan akıtılmasını ister? Fidye denen şey, kurtulmalık demek değil midir? Örneğin, ibadet sırasında işlenen suçtan, günahtan kurtulmak için verilen şey değil midir? İbrahim'in işlediği bir günah yoktur ki, fidye yoluyla kurtulsun. Aksine, kavmini ve hatta babasını putperest diller diye terk etmiş, iman sahibi olduğunu bildirmiş. Üstelik, kendi oğlunu kesmeye hazır olduğunu ispat etmekte, Tanrı'ya teslimiyetini ortaya koymuştur. Ve nitekim bundan dolayıdır ki, Tanrı ona, biraz önce belirttiğimiz gibi, "Ey İbrahim, rüyayı gerçek yaptın.
İşte biz iyi davrananları böylece mükafatlandırırız, diye seslenmiştir. Şu durumda İbrahim'in günahkar bir durumu yoktur. Olmadığına göre, neden dolayı Tanrı ona günahtan kurtulmak üzere fidye olarak koyun vermiştir? Kur'an yorumcularına göre, güya İbrahim, eğer bir oğlu olacak olursa, onu Allah yolunda Tanrı'ya kurban edeceğine dair, kendi kendine söz vermiş, yani oğlunu Tanrı'ya adamış. Fakat sonra bu sözünü unutmuştur. Ve işte rüya, bunu ona hatırlatmıştır. Her ne kadar, çocuğunu boğazlamaya kalkışmakla Tanrı'ya olan teslimiyetini kanıtlamışsa da, kendi kendine verdiği sözü yerine getirmemiş durumdadır. Yani bir bakıma günah işlemiş durumdadır. Ve işte Tanrı ona, bu günahtan kurtulmak üzere fidye olarak koyun vermiş, o da koyunu boğazlamıştır. Bundan dolayıdır ki, İmam-ı Azam'ın, çocuğunu kurban etmeyi nezredene, yani adayana, bir koyun kesmek vacip olur, dediği söylenir. Bütün bu yukarıda söylediklerimizden anlaşılıyor ki, Kur'an'a göre Tanrı, kullarını denemek için, kan akıtma ölçeğine başvurma yolunu seçmiştir. Kan akıtılmasından hoşlanmasa, İbrahim'e koyun yerine, cansız bir şeyi fidye olarak sunmasını emrederdi. Hatta biraz önce dediğimiz gibi, aslında böyle bir şey istemesine de gerek yoktu. Çünkü İbrahim'i denemiş ve onun mutlak şekilde boyun eğen bir kul olduğunu öğrenmişti. O halde artık ondan başkaca bir şey beklemesi gerekmezdi. Diğer yandan, İbrahim'e kesilmek üzere koyun verirken, bunu yoksullara yardım olsun diye vermiş değildir, sırf fidye olarak vermiştir. Fidye deyimi ise, kurtulma karşılığında verilen bir şey anlamına gelir. Oysa ortada, İbrahim'in kurtulmak ihtiyacında olduğu bir günah yoktur. Bütün bunlar bir yana, Tanrı'nın İbrahim'i denemek için bu yollara başvurması da pek anlaşılır gibi değil. Çünkü, eğer Tanrı, her gizli şeyi bilen bir yaratan ise, kullarının yaptıklarından ve yapacaklarından haberli ise, o halde İbrahim'i denemek niye? Nasıl olsa onun ne şekilde hareket edeceğini zaten biliyor değil miydi? Diğer yandan, eğer Tanrı kan akıtma amacına dayalı kurbandan hoşlanmasa ve kurban denen şeyi sadece yoksulun korunması amacına bağlamış olsaydı, bunu açıkça belli etmez miydi? Şu durumda, bizim mollalarımızın kalkıp da yoksulun korunması, başka bir şey vermekte daha iyi sağlanacaksa, o şeyi kurbana tercih edin, demelerinde anlam olur mu? Bunu söylemekte Kur'an'a ters düşmüş olmuyorlar mı? Ve Tanrı'yı, hani sanki, amacını açıklayamamış da, onların bu şekildeki açıklamalarına muhtaçmış gibi bir duruma düşürmüş olmuyorlar mı? Bu vesileyle ekleyelim ki, aradan 1400 geçmesine ve bu 1400 yıl boyunca insanlık anlayışında nice gelişmeler görülmesine rağmen, İslam ülkelerinde hala, İbrahim'in yukarıdaki davranışına özlem duyup, oğullarının boğazını kesmek isteyenler vardır. Bunun utanç verici bir örneğine, bundan 30-40 yıl kadar önce Türkiye'de rastlanmıştır. Askerden kaçmak isteyen bir kişi, eğer bu mükellefiyetten, şu ya da bu şekilde kurtulacak olursa, Mızrap adındaki oğlunu kurban etmeye karar vermiş, gerçekten de askerlikten kurtulur kurtulmaz, oğlunun boğazını ekmek bıçağıyla kesmiştir. Olay ortaya çıktığında, savcılık işe el atmış ve dava sonucunda bu kişi, layık olduğu cezaya mahkum olmuştur. Ne esef vericidir ki, o zamanın Yargıtayı, söz konusu cinayetin, dinsel inançlar etkisiyle işlenmiş olduğunu, dolayısıyla bu inançların, cezayı hafifletici sebep,
esbabı muhaffefe olması gerektiğini bildirerek mahkeme kararını bozmuştur. Olay adalet tarihimizde mızrap çocuk olayı olarak yer almıştır.